Arkadaşlar merhaba, Miracım merhaba, kolay merhaba. Gelsin. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz görüşmeyeli? Bizleri soracak olursanız bizler de iyiyiz. Evet arkadaşlar, bugün güzel bir vlogumuz var. Akşam vlog yapacağız Sıla ve Mira'yla. Ve gördüğünüz gibi Sıla böyle bir şeyler, daha doğrusu öğretmenler günü geliyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Pazartesi günü öğretmenler günü. Pazar günü öğretmenler günü. Ben şöyle düşündüğüm için pazartesi dedim yanlışlıkla. Pazar günü öğretmenler günü olduğu için kızlar da pazartesi günü kutlarlar öğretmenlerinin. Tam tersi cuma günü kutlayacağız. Özel günü diye. Ama kızlar bugün arkadaşlarıyla okulda konuşmuşlar, görüşmüşler. Kafa kafaya vermişler. Böyle bir tartışmışlar. Tartışma derken tabii kavga anlamında tartışma değil yani. Böyle bir kararlar almışlar. Hediyelerini alıp bugünden yarın öğretmenlerine vereceklermiş. Yarın günlerden cuma. Yani biz bu videoyu perşembe akşamı çekiyoruz arkadaşlar. Ve kızlar, bakın şimdi Mira arkadaşlar öğretmenlerinin resimlerini yapıyor ve ben bayıldım. Çok beğendim. Çok güzel resimler yapıyor. Yani öğretmenlerinin resimlerini buluyor. Hatta göstereyim mi? Evet. Arkadaşlar bu benim teacher. Teacher izliyorsunuz. Şimdi öğretmenin oradan resmini göstermeyeyim. Biz sadece bence çizdiklerini gösterelim. Ama çok beğeniyorum şimdi. Göstersen de aynısı olacak. Tamam, oradan çok şey ama yani bakar mısın? Şimdi bu hangi öğretmenin, onu söyle sadece bize. İngilizce öğretmeni. Bu İngilizce öğretmeni arkadaşlar. Ve bu hangisiydi? Bunların hepsini teker teker göster. Emine öğretmen. Evet, sınıf öğretmenimiz. Burcu öğretmenim. Şimdi bir dakika, önce söyleyeyim. Emine öğretmenimiz bizim matematik öğretmenimiz. Evet, yani matematik öğretmenimiz ama sınıf öğretmenimiz. Sınıf öğretmenimiz, evet. Burcu öğretmen. Burcu öğretmeninin şeyini böyle... Yüz hatlarını evet, çizmedi. Yüz hatlarını çok fazla çizemedi. Normal çizdim. İzler falan kalmış görebilirsiniz. Ama şey, neden oldu? Yüzünü çizeceğim. Çizecek misin yüzünü? Çizeceğim, evet. Biraz kararsız kaldı arkadaşlar Mira. Yüz hatlarını çizmekte çok güzel çizemediğini düşündü. Nedense bu öğretmeninde takıldın sadece. Hı. Diğer öğretmenlerini çizdin. Evet, çünkü öbür öğretmenlerimin yüzü. Ama onun için de çizmelisin bence. Çizeceğim. Çiz, Gamze tamam. Öğretmenim. Gamze öğretmenim. Hangi ders Gamze oluyor? Teacher. O da mı İngilizce? Tamam. Bu hangisiydi? Ondan sonra hangi Pınar öğretmen, müdür yardımcısı. Evet, Pınar öğretmeninizi de çok seviyoruz. Evet, bir öncekini, yüzünü çizmediğim öğretmenimiz hangi dersimizdi? Beden öğretmeni. Beden öğretmenimiz. Çok seviyorum. Evet. Hepsini çok seviyorum. Evet, hepsi. Tabii ki de öğretmenlerimizi çok seviyoruz arkadaşlar. Öğretmenlerimize çok saygı duyuyoruz. Onlar çünkü bizim için çok önemli, çocuklarımız için çok önemli. Evet. Ve şimdi hediyelerini göstereceğiz. Ben bitirdim bu arada. Evet, bitirdin mi onu da? Bu da çok güzel oldu ya. Harika, ceketine de bayıldım. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Ve şimdi ben Louis'i de kucağımda bu arada arkadaşlar. Bakarız, banyosunu yaptı Louis'ciğim. Biraz rahatladı, çok rahat. Ama yine de videolarda o eski şeylerini gösteriyor, enerjisini. Evet, ben Louis'i şimdi bırakayım. Hop Louis'ciğim, sen geç bakalım anneciğim. Hadi bakalım, git bakalım ben sen. Ben bir tane daha tişini çizeceğim. Öyle mi? Tamam. Biz bu arada hediyelere bakabilir miyiz? Sen de eşlik eder evet. Misin bize Miracığım? Şimdi. Ay bitmemiş. Hani şurayı boyamayı unutmuşum. İlk başta. Tamam, onu boya. Şimdi bu hangi öğretmeniniz için aldığınız, düşündüğünüz hediye? Dilan öğretmenim. Dilan. Türkçe öğretmenim. Tamam, Türkçe öğretmeniniz için. Çok seviyorum. Ben daha şunları görmedim. Şu iki paketi görmedim. Çünkü babalarıyla birlikte gittiler. Aç. Bunu da ben. Babalarıyla birlikte gittiler. Sen de yorganın altına geç şöyle. Yırtılır anne. Sen birazcık yana kayabilir misin anne? Yırtılsın ya. Paketimiz var. Paketimiz var. Arkadaşlar hediye paketlerimiz var. Biraz yana çekil anneciğim. Sen de bunu al. Sen de bu hangi öğretmenimiz içindi? Dilara. O çizdiğim öğretmen. Tamam. Evet. Şimdi önce Sıla'nınkisine bakalım. Bakalım bana da sürpriz olacak. Ay. Bunları Elsiva22 Home'dan beğenmişler kızlar. Ay, arkadaşlar. Gösterim. Tabii ki de. Ben yanlarında gitmedim dediğim gibi. İzzet abileriyle babalarıyla okul çıkışı gittiler arkadaşlar. Ben gitmedim. Ha, o yüzden bu ikisini ben de merak ediyordum. Anne bu açılamadı. Onda şey var. Ver açayım. Öyle değil. Ver açayım anneciğim. Biliyorum oraya şey yapacağım. Sen de bu arada bunu aç. Açayım mı? Evet, sen de onu aç. Anneciğim bakalım öğretmenlerimizi. Bana ver, ben yardımcı olacağım sana. Ben yardımcı olurum, ver. Orasını sadece bak. Ha, onu dışarıya edeceksin. O dil var ya. Evet, onu dışarı ittiğin zaman açılıyor. Evet, bu ne bu arada Sıla? Sabunluk. Ha, sabunluk mu? Evet, resmini uzaktan çok seçemedim. Gözlerimiz de şey ya. Böyle. Evet, şu önce resmine bir bakalım. Çok şirinmiş. Yılbaşı da geliyor ya arkadaşlar. Ay, bunu ben alsaydım. Çok güzelmiş. Çok cici Noel Baba değil mi bu da? Evet. Noel Baba mı? Böyle asker yok, gibi. Asker. Askere de benziyor. Evet, asker böyle bu. Böyle içine koyuyorsun. Çok tatlı. Noel Baba. Bu Noel Baba değil ki. Umarım beğenir öğretmeniniz. Ha, yılbaşı figürleri falan var böyle yani. Yılbaşına özgü yapılmış. Ama çok güzel, çok şirin. İnşallah beğenir öğretmeniniz de. Ben çok beğendim. İlk saatte açtım bu arada. İlk saatte ben açtım. Önemli de yapıştırırız ya. Burada mesela şeylerimiz var arkadaşlar içinde şurada. Şunun içinde var hediye paketimiz. Çok seviyorum. Teacher'a böyle bir tane kupa var. Ay, kupa vardı. Evet, çok güzel.
güzel bu da. Ayıcık değil mi o? Ayıcık galiba. Evet. Bu da çok güzel. Bunu... Tabii ki de ikiniz seçtiniz. Ben çünkü zaten ben çünkü söyledim kızlar kendisi seçsin diye. İzzet abi zaten böyle şeylerde pek seçim yapmaz. Kendilerine bırakır yani. Evet arkadaşlar, sizler de öğretmenleriniz için neler düşündünüz? Mesela resimler çok güzel değil mi? Böyle Mira'nın düşüncesi çok hoşuma gitti. Resim yapması çok güzel bir şey. İnşallah öğretmenlerin de hoşuna gider. Yani illa böyle hediye almak zorunda değilsiniz. Yumuşak alanda açıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Yumuşak alanda açıyoruz. Evet, aman bir de yanlışlıkla elinden fırlıyormuş arkadaşlar. Düşüyormuş falan. Paramparça oluyor. Çok büyükmüş. Porselen olduğu için bunlar çok narin ürünler. Ne yaparsınız? Çok narin yani. Hemen bir yere çarpmak kalır. Çok tatlı değil mi? Biz böyle seramik dersinde böyle şeyler yapıyoruz. Kutu ben ama yapıyorduk. Bu sene yok değil mi size seramik kızlar? Tamam şimdi bir tane efendim. Bu sene seramik yok herhalde sizde değil mi? Yok. Vardı ama şu an yok. Tamam göstereyim peki. Mi? Evet göster bakalım şimdi, Sulacığım. Şimdi Emine öğretmenime böyle... Sınıf öğretmenimiz arkadaşlar. Sınıf çift kişilik güzel bir battaniye düşünmüşler. Her üçünde biz atıyorlar. Evet. Bizim bu battaniye hediyemiz ikinci oluyor arkadaşlar. Şöyle ikinci oluyor yani. Eylül'de kaçıncı sınıftı? Sekizinci sınıf olabilir. Ya 8. sınıf ya da 7. sınıf arkadaşlar. LGS'ye oldu. LGS'ye hazırlandığı dönem 7. sınıf mı oluyor arkadaşlar? 8. LGS'ye sınıf mı? 8. Evet. sınıf mıydı kızlar? O zaman ki şey kimya öğretmeni yok matematik miydi? Kimya. Kimya mıydı? Ne kadar? Recep Hoca hangi dersti? Kimya matematikti. Matematik hocamızdı. Vallahi evet. Anne kimya bilmiyorum. Eylül'ün evet matematik öğretmeni eşiyle birlikte kendisi Pınar hocamız vardı. Az önce söylediğimiz Pınar hocamız müdür yardımcısının eşi oluyor. Onlara da böyle iki tane battaniye yine almıştık ama daha farklı modeldi tabii ki de. Evet çok güzel. Öğretmenler günde kışa denk geldiği için arkadaşlar battaniye, yorgan, yastık. Böyle hediyeler güzel oluyor tabii. Çok güzel. Rengi de çok hoş. Farklı renkleri de varmış bunun zaten. Görüntülü olarak da beni aramışlardı oradan. Böyle daha açık. Daha açık renkleri var. O normal onun buruşması anneciğim. Karton şey ya böyle sert karton mu buruşur. Evet koyun şimdi böyle paketlerine. Bunu hediye paketi yapacağız arkadaşlar battaniyeyi. Ben kızlara yardımcı olacağım. Ben de şöyle pembe güzel bir kaplık olacaktı. Böyle simli gibi parlak. Onunla kaplamayı düşündüm. Hatta ben şu şu kurt geçen gün gösterdim ya sana. Kullanır mısın bir şeyinde sana lazım olur mu diye. Çok güzel. Kurdelenin rengine benziyor. Bu renklerdeydi. Evet tabii ki de. Güzel oldu mu? Şöyle. Evet ben yalnız yarın eğer yetişebilirsem. Ne oldu? Ne oldu? Kırıştı diye. Arkadaşlar bakar mısın ne kadar özeniyorlar. Şu çizgi var ya kırıştı. Hayır onu... demiyorum. Ne? Gözüküyor. Aa, gözüksün o kadardan da bir şey. Oraya bir şey yapabilirsin. Ya, resim yap bir kalp çiz ya da bir çiçek çiz. O da olabilir yani. Olmazsa bunun içine koyayım mı bir de? Buna battaniye anne, koyacağız ya anneciğim. Onu bence kullanmayalım. Şimdi hediye paketi olarak bunu vermiş oradaki arkadaşlar ama bence anne, benim... Anne biliyorum sen şimdi bunlardan başka mı kullanacaksın hediye paketi olarak? Ama durun bir dakika ben önce bir bulayım da hediye paketini. Ben, olmuyor. Ben bir bulayım da hediye anne, paketini dur, kızlar. Sen anne sen bu ben... Nerede söyleyeyim. Olduğunu tam bilemiyorum ama tamam, düşüneceğim. Söyle. Dur düşünmem lazım. Ben onu geçen gün bir yere koydum. Aşağı alt katta bir... Tamam bir şey söyleyeyim onu bir göstereceğim tamam. En son. Şimdi bizim bir de ilkokul öğretmenimiz var. Şimdi 5. sınıfa geçti Sıla ve Mira. İlkokul öğretmenimiz... İlkokul öğretmenimizi unutamıyoruz arkadaşlar. Hayallerinde... Daha bugün ziyaret ediyoruz. Hayal... Öyle mi? Beni sordun mu kızlar öğretmenimiz? Anne biz ona her gün hediye yapıyoruz. Öyle sınıfça mi? Sınıfça yapıyoruz hatta. Öyle mi? Ama şimdi yeni öğrencileri var artık öğretmeninizin. Yeni öğrencisi benim sınıf arkadaşımın kardeşim. Öyle mi? Ben tabii ki de ilkokul öğretmenlerini ziyaret edeceğim arkadaşlar. Onun için de ben ayrıca bir hediye düşünüyorum ama onu daha almadı yani bakacağım. Hediyesini ziyaret edip kendisine vereceğim. Öyle takdim öyle edeceğim tabii ki de. O da bizim için çok önemli. İlkokul öğretmenleri de çok önemlidir. İlk okul yani ilk öğretmenleri evet. Çok önemli değil mi kızlar? 4 yıldır. Tabii ki de. İlk harfleri çünkü kendisinden öğrendik. İlkokul öğretmenimizden öğrendik. Bir şey diyoruz. Keşke ilkokul öğretmenimiz bizim bir kere dersimize girsin. Belki girer belli olmaz. Şimdi binaları hayır, farklı olduğu için iki bina var. Ama bizim nasıl dinlediğimize bakmak için girecek. Tamam o da yeterli olur bence sizin için. Hasret dermiş olursunuz. İlkokul öğretmenleri sadece ilkokul konularını evet, biliyor. Evet. Her sınıfın her mesela bir basamak yükseldiğiniz zaman branşı farklı oluyor öğretmenleri. Mesela 5. sınıf öğretmenlerinin dersleri farklı.
İşte hayır, coğrafyası var, hani tarihi hayır, var, fen yani var. Ama dördüncü sınıfa kadar öğretiyor ya. Evet. Tek dördüncü sınıfa kadar mı kendi biliyor yoksa beşinci sınıfa kadar mı? Biliyordur. Mutlaka biliyor, bilgisi vardır. Eğitimini mutlaka almıştır ama onun şeyi oraya kadar. Ha, hani hadi şunun şeyini söyleyeyim. Neyin hediyesi? Arkadaşlar bunun hediye paketini merak ediyor. Ben şimdi bu arada Mira sana vereyim o zaman ben. Sen çizimleyen arkadaş sen her bulamazsın. Tamam. Biraz şey bir yerde olabilir mi? Meşakkatli bir yerde olabilir. Meşakkatli. Ben alt kata bir ineyim bakayım. Sen de bu arada arkadaşlar çizimlerini göster. Tamam mı? Ben de buradayım arkadaşlar. Beni de bir göster arkadaşlar. Buradan da bir merhaba yapayım size. Bu arada sizin de öğretmenlerinizin öğretmenler gününü kutluyoruz arkadaşlar. Yani bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Hepsini çok seviyoruz. Hepsi bizim için, hepimiz için çok değerli. Onları çok seviyoruz. Tabii böyle hediyeler alınmayabilir her zaman. Böyle güzel bir çiçek olabilir, bir resim olabilir, bir şiir olabilir. Yani bunları da düşünebiliriz tabii ki de. Bunlar da çok güzel öğretmenlerimiz için. Şimdi ben alt kata ineyim. Miracığım sen... Kamerada çekeyim mi? Yok yok, sen buradan bunları göster. Ben çizim nerede tam bilmiyorum. Bir düşüneceğim onu. Geçer mi? Şöyle. Bu arada arkadaşlar şuralar normal çiçek falan olacak. Tek tek böyle bin tane falan. Ama ben o kadar şey olmadığı için, o kadar profesyonel olmadığım... Arkadaşlar ben unutmuşum. Bakın bir şuraya bakın, çizikler yapmışım. Buraya yapmamışım. Hemen yapacağım şimdi. Bu kalemle yapıyorum. Hatta sizle beraber yapayım şöyle. Ama kameraya bakamam. Yoksa dengemi kaybedebilirim. Bu arada ben bu bütün öğretmenlerimi çok seviyorum. Hepsinin yeri ayrı. Yani böyle hepsini çizmedim. Normalde çizmek istiyordum. Ama hepsini yarım vereceğim. Yetiştiremedim arkadaşlar maalesef. 2 günde çizdim bunların hepsini. Arkadaşlar evet böyle. Yapacağım ben ama bunları sonra yaparım artık. Evet şimdi böyle bir sürü çok güzel arkadaşlar. Böyle çok güzel hediyeler aldık dediğimiz gibi. İnşallah beğenir öğretmenler. Annem dediği gibi bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyoruz. Şöyle. Aslında başka bir şeye bakacaktık ama böyle güzel şeyler yoktu yani, kupa bardaklar bir sürü vardı, ben aralarından bunu seçtim. Evet, sizce güzel mi, yorumlara yazmayı unutmayın. Annem de getirdi. Şimdi getirdim arkadaşlar da, umarım şey olur, yeterli gelir. Bir tut anne, bir tut. Yani küçük mü acaba ki şurada? Küçük geldi. Anne bir tut anne. Aşkım açıyorum da, ay küçük mü acaba? Bakayım bir tek kat mıymış? Tüh ya. Bunu farklı bir şeyde de kullanmıştım da. Ya. Güzel bir bakın. Başka var mı böyle bir kap? Böyle anne sen bir tut, anne sen bir tut, ben şey bir bakmaya çalışacağım. Sen nereden aldın bunu? Ben onu geçen gün şeye koymuşum. Depo sandığımız var ya, onun içine koymuştum da. O herhalde olmaz. Olmaz. Yani normalde hediye paketleri bunlar arkadaşlar. Şöyle. Ama bunun içine de zaten sığmıyor değil mi? Olmadı. Onun kadar bir bölüm daha olması gerekiyor ama aslında güzeldi yani. Parlak böyle, çok şirin. Düşünüyorum başka var mı? Ben normalde hediye aldığım zaman arkadaşlar herhangi birisine şeyini de alıyorum. Hediye paketini de kendim alıyorum. Çünkü bu tür hediye paketleri hiç sevmiyorum. Yani hoş değil ya. Daha böyle eskiden ne kadar güzel canlı böyle düz renkli böyle kırmızı ya da sarı böyle daha böyle poşet tarzı şeyler oluyordu ya arkadaşlar hediye paketleri. Şimdi bunları çıkardılar yani hep illa marka yazıyorlar. Yani marka yazmak çok da şey değil ki, sevmem zaten bir şeyin üzerinde çok marka yazmasını. Düz olsun ya, şöyle düz. O yüzden ben hediye paketimi de alıyorum. Yani daha güzel oluyor. Genelde poşetlerini bile değiştiriyorum arkadaşlar. Şu kendi poşetleri var ya mesela arkada, onları bile değiştiriyorum. Normal bir düz bir poşete koyuyorum. Öyle daha hoşuma gidiyor çünkü benim, ama tabii bilmiyorum ya. Ne geldi? Gel bakayım buraya. Neredesin? Ne geldi? Şimdi. Bir dakika, bunun arkası düz mü? Benim de yok, arkası da yazılmış. Arkası düz olsa şöyle anne, şey yapardık. Bak. Bunların şu yan kısımları var ya. Evet. Şunları keseceğiz. Evet. Yapıştıracağız. Ama olmaz şey, yazısı var ya, şu yazıdan dolayı ben diyorum ya. Anne, şöyle düz olsa ya. O zaman bunun içine sığmıyor. Direkt bunun içine koyacağız. Hayır, artık. Bak şunu. Sığar, ben sığdırayım. Sen tut, bak ben sığdıracağım. Bir ver bana. O sığıyordur herhalde. Ona göre sığmıyor. Ben sığdıracağım. Hadi bakalım. Yıkmadan bunu arkadaşlar, şimdi bu battaniyeyi içine sığdırmamız lazım. Aslında bir tane daha var. Yok bu tamam, var. Bu yırtası, o da yapılır. İkisi aynı boyutta, farklı değil boyutta. Yani şöyle yapacağız. Yan değil de bir koymaya çalışacağım. Şimdi yumuşak olduğu için belki şey olur. Bence girmez anne. Anne yok, girmez yapma. Girmeyeceğim.
Belki girebilir de kapanmaz. Evet. Kapatırız ya. Önemli değil. Önemli olan şey olması, girmesi. Hadi inşallah girer. Ha buraya tutun. Şu an dinleyip dinliyorum ya. Ya şu çok iyi oldu değil mi kız? Zaten şu güzelmiş. Kapat da. Anne hep boktu. O açılacak anneciğim içine girdiğin zaman. Dur. O açılacak. Dur. Şimdi bunun içinde şey var çünkü. Kalıbı var içinde. Ondan şey olmuyor böyle. İçe doğru esnemiyor. Yavaş yavaş yapıyorum. Bir dakika şimdi dur. Heyecanlanma. Mila çok heyecanlandı. Anneniz başarır mı sizce bunu? Evet. Gönül abla başarır mı sizce arkadaşlar bunu? Öğretmenlerimiz, öğretmenlerimiz. Sizi çok seviyoruz. Hadi bakalım inşallah. Anne yok, anne. Oldu, oldu. Dur. Anne nasıl kapanacak? Mira kapanacak. Dur. Oluyor işte. Ne kadar şey heyecanlandım. Nasıl kapanacak? Kapanacak değil mi? Daha tam girmedi. Daha payı var hatta. Yani bunu şimdi zaten mağazada çalışan arkadaşlar da kasada böyle hediye paketi yapamazlar ki. Değil mi? Çok da zahmetli. Hayır, onların şey. Daha büyüğü varmış. Bunların mı? Evet ama şu an yok bir şeylerinde. Ha, kalmamış o zaman. Çok çabuk bitmiş demek ki. Üstünü bununla kapatalım. Yani kapatmaya gerek var mı? Bence böyle de kalabilir. Dene bir. Böyle de kalamaz mı? Açık kalmasın. Neden? Olmaz. Bence kalabilir. Anne, çünkü hayır. Poşetine koyacağız ya. Anne hayır bak bir çekeyim. Böyle çirkin olur. Bunların hepsi değil. Böyle çirkin olur değil mi? Böyle çok çirkin olur. Senin düşüncen de bence çirkin olur Mira. Anne seninki de ama öyle olur. Evet anne böyle daha çirkin olur. Tabii dene anne. O zaman sadece poşete mi koyalım? Çıkarıp da. Bunu üstüne geçirsek. Bunu böyle içine şey yapabilirim ancak. Geçirdim ne derken şöyle katlayıp şu şekilde. Bakın şunu şöyle dur, içine koyabilirim. Dur. Bir şey verelim. Yani bence çizimleri gidebilir yani. Çekil ben. Ha böyle mi? Yok. Hayır hayır. Yine saçmalama. Ne yapıyorsun? Bence biraz saçma oldu gibi geldi. Bir anne göster. Giriyor. Ha giriyor da böyle mi verecek öğretmeni bunu ona? Böyle. Evet anne. Şöyle. Hayır ya. Hayır anne tam sokacak. Tam girmez ama. Öğretmen bunu açana kadar. Yırtılacak. Öğretmen de bunu açana kadar mı? Ben tamam zaten yırtarak açacağım. Bakın girecek mi? Dur tutayım o zaman. Tamam iyi efendim. Yırtılırsa kızma bana. Tamam. Ben korkuyorum arkadaşlar şimdi yırtılır benim elimde kızıyorlar bana. Sen yaptın, sen ettin diye. Ay vallahi korkuyorum. Dur bakayım. İlla kapanacak yani. Ay oldu sanki. Aa! Aa! Bir dakika. Aa! Ne diyorsunuz? Evet oldu bence. Aa! Süper fikirmiş Mira. Tebrik ederim. Biraz bakayım. Vallahi tebrik ediyorum arkadaşlar. Mira ne yaptı, ne etti bunu? Aynen. Böyle halletti yani. Tamam koy çantasına. Getir bakalım. Vallahi yaptın Mira. Bravo. Koy. Al bakalım. Evet yarın bunu vereceksiniz değil mi öğretmenin? Evet. Peki. Ya bunu biz buraya nasıl geçireceğiz? İçi buraya gir ki. Ya öyle biraz. Tamam. Tam bunları. Evet arkadaşlar. Ben de bunu özel bir şey sanırım. Özel bir şey öğretmen için. Tabii ki siz aldınız. Öğrencilerinden gelen her şey öğretmenler için özel bir şey. Aa anne içine bunu da koyayım mı? O zaman onları da koy. Tabii tabii. Evet hangi öğretmen içinsin? Bunu da ben bakalım eğer güzel hediye paketi bulamazsam. Çünkü diğer ilkokul öğretmenimiz için de alacağım. Bulamazsam bunu şey yaparım. Kullanırım. Bu kalsın evde. Şöyle köşede kalsın arkadaşlar. Elinin altında lazım olabilir bana. Evet kızlar. Arkadaşlar kızlar dediğim gibi anne. Hediyelerini ayarladılar öğretmenlerine. Sizlerin tamam. De öğretmenlerinizin, bütün öğretmenlerimizin dediğim gibi öğretmenler günü kutlu olsun. Evet çok da güzel resimler yap. Siz de güzel resimler yapın böyle öğretmenlerinize. Şiirler yazın. Güzel notlar yazın. Kalpler, çiçekler, böcekler her şeyi yapabilirsiniz. Vallahi ben öğretmen olsam böyle şeyler çok hoşuma giderdi benim. Öğrencilerimden ama vallahi çok hoş geldin. Böyle sarılırdım onlara kucaklarım. Öperdim vallahi. Ay ne güzel. Aslında Türkçe öğretmenimin fotoğrafını bulamadım. Öyle mi? Peki o zaman ver bana Sıla'cığım sen şimdi. Evet arkadaşlar kızlar. Şimdi saat de geç oldu artık. Uyku saatiniz de geldi. Ödevler bitti mi? Ödevler. Ödev yok. Yok mu ödev? Emin misiniz? Bir şey var dediniz ama ya sanki. Kalplerim var benim. Ha matematik dedin sen Sıla. Bitti yaptım. Anladın mı onu? Matematik anlamadığın yerler varmış. Peki o zaman ben bunları kaldırıyorum. Hadi dişler fırçalansın. Lütfen banyoya evet, geçelim. Evet videomuz bitiyor arkadaşlar. Geçin geç. Sen geç banyoya geç. Ben kapatacağım. Geç. Bir dişlerinizi bir fırçalayın. Ben bir göreyim o dişleri. Bakın fırçalayın. Bazen beni fırçalıyoruz diye kandırabilirsiniz. Hadi bakalım geçin. Bu hediyeleri nereye koyalım? Dolabın içine koyalım. Aç dolabı. Çünkü Lüyü bunları yer. Aç orayı anneciğim. Şu şeyleri yana doğru şöyle aç. Aç ortayı.
Aç. Mira lütfen dişlerini fırçalar mısın? Anne ben ama şey çiziyorum ya hani. Bitmedi mi? Açsana şöyle sağa sola itsene onları anne, anneciğim. Ha her şeyleri kıyafet aç o ortaya. Aç. Hah. İyice bunları da al anne. Kaldır onu. Al aşkım bunları oraya bir tane. Çünkü ortalıkta bırakamayız arkadaşlar. Vallahi lüyü parçalar. Yer. Tamamdır. Sen geç dişini fırçala anneciğim. Kardeşinin biraz çizimi daha varmış. Evet arkadaşlar. Lüyü de banyo yaptı dediğim gibi. Ama taranacak. Biraz daha kurusun dedim de tamamen de kurumuş. Fönü sevmiyor arkadaşlar. Fönle kurutmuyorum. Sıcak geliyor. Rahatsız oluyor. Bayağı bir havlusuyla kuruttum. Efendim? Soğuk. İstemiyor, istemiyor. Fönü istemiyor, hiç sevmiyor. Onu çok sıkamam ben istemediği bir konuda. Zaten kurudu, havlusuyla da bayağı güzel kuruttum onu ben. Balkonda da şey oldu böyle, güzel de bir rüzgar vardı, böyle lodos vardı arkadaşlar. Biliyorum şu anda İstanbul'da, Ankara'da bayağı bir rüzgarlı, soğuk havalar. Hemen sadece anneme göstereyim. Şey. Göster bana bakalım. Bunu çizdim. Tam pınar, şey biliyor musun, beden öğretmeniniz? Evet. Biliyorum. Çok güzel, evet hepsini biliyorum anneciğim. Evet tamam. Sıla dişlerini fırçala sen. Tamam mı aşkım? Bir de son olarak var benimkini çizeceğim. Bakalım. İngilizce teacher. Evet o, ama o bizim dersimize 2-3 kere girdi. Tamam aşkım. Bak, keşke daha fazla girseydi. Çok mu seviyordun öğretmeni? Evet hep oynuyordu. Hiç ders işletmiyordu anne yemin ederim. Bir kere bile ders işletmedi bize. O yüzden seviyordun evet. O zaman. Hiç ders işletmediği için ders seviyordun. İşlet, yani ne adı ders tabii ki işletti de yani İngilizce. Ha okey tamam. Onları oynattı mı İngilizce. Oturdu. Ona dans olan ettik. Ayağın değer yapma ayağın değer diye. Lüyü'cüğüm yapma, ay yapma hayır. Dediğim gibi Lüyü tarancak arkadaşlar. Uyumadan önce Lüyü'yü bir tararım ben zaten. Sen çiz. Sıla'cığım hoşça kal diyebilirsin oradan arkadaşlarına. Evet Sıla dişlerini fırçalıyor yatağa girecek arkadaşlar. Miracığım sen de hoşça kal diye. Ufak bir işin kaldı değil mi? Evet. Evet tamam. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Like atmayı ve abone olup zilleri açmayı unutmayın. Öptüm. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.